İyi akşamlar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yeni bir önce eğitim programıyla tekrar karşınızdayız. Evet değerli izleyiciler, biz geçtiğimiz programlarda beyin temelli öğrenme üzerine bir hayli konuştuk, mesai harcadık. Beynimizin çalışma yapısı üzerinde, beynimizin işlevselliği üzerinde birçok konuğumuzla, uzmanımızla beynimizi tanımaya çalıştık. Ama şunu da gördük ki beynimizin sınırları henüz tanımlanabilmiş değil. Mükemmel dediğimiz beynimizde, mükemmel bir işleve sahip dediğimiz beynimizde bazen böyle durup kala kaldığı anlar oluveriyor sevgili izleyiciler. Derinlik algılamalarıyla, hareket algılarımızla, optik yanılsamalarla oynayabilen Türkiye'de ve gözdeki kör noktalarla oynayabilen, onlara temas edebilen o kadar yetenekli, kıymetli insanlar var ki bunlara illüzyonistler diyoruz. İllüzyonistler grubu diyoruz. Sevgili izleyiciler, tabii biz de cahilliğimize verin. Bu konuyu aslında konuğumdan biraz önce öğrendim. Zati Sungur Bey'i, Mustafa Kemal Atatürk döneminde yaşamış bir illüzyonist. Zati Sungur, Mustafa Kemal Paşa'ya bir gösteride bulunduktan sonra vergi muafiyeti kazanmış illüzyonistler. Efendim ve ondan sonra bir çığır açılmış. Türkiye'de de illüzyon sanatının ilerlemesinin, devam etmesinin önü açılmış diyoruz. Bugün farklı bir konumuz var. Farklı bir konuğumuz var. İllüzyonist Miraç Gökhan Sanlı ile Türkiye'de illüzyonun varlığını, efendim ne hangi noktada, eğitimleri nasıl oluyor, böyle ufak çaplı da gösterilerle evlerinize konuk olacağız efendim. Çok farklı bir program olacak. Özellikle çocuklarımızı ekranların başına bekliyoruz. Eğitim camiasında olan öğretmen arkadaşlarımız, veli arkadaşlarımız, izleyicilerimiz bugün farklı bir konsepte program hazırlandı. Haydi bakalım önce eğitim başlıyor diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler deyiz. Bu sizinle yaptığımız ikinci program, evet, Gökhan Bey. Söyleşi, evet. Ve ben geçtiğimiz programda söyleşimiz gerçekten tadı damağımda kaldı diyebileceğim bir söyleşiydi. Umarım izleyicilerimiz de bugünkü muhabbetimizden memnun kalırlar. İnşallah. Şimdi illüzyonistlik diye bir ünvanınız var. Evet. Nedir illüzyon Gökhan Bey? Şimdi illüzyon aslında ikiye bölebiliriz bunu, yani modern illüzyon olarak bir anlatabiliriz. Bir de illüzyon tarihi zaten insanlık tarihi kadar eski bir şey. Yani Mısır döneminden tutun. Yani Mısır döneminden tutun dememin sebebi şu, papirüslere dayanan bazı belgeler var. Ama öncesinde de muhakkak bu illüzyon icra edilmiş. Bu sahte sihirbazlık olarak da o zaman lanse edilmiş ama günümüzde modern illüzyonla sihirbazlığa bir duvar konulmuş. Yani biri artık bizim için kandırmaca, diğeri bir sahne sanatı. O kadar eskiye dayanıyor yani. Evet, şimdi sihir dediniz aslında. Yani sihir hadisesini ben tarihçi olduğum için de az çok okuduk, gördük onları. Mağaralardaki var olan resimlerin dahi, evet, işte bu arkeologların gün yüzüne çıkardığı o resimlerin dahi sihirsel bir inanışla evet, yapıldığını, yazıldığını ve çizildiğini iddia ederler. Nedir tarihiniz sizin? Yani illüzyon eğitimi nasıl başlamış? İşte bir Hazreti Musa ile bir Firavun arasındaki diyalog var. İşte Peygamber Efendimiz'e bir mucize niteliğinde taşıyan bir olay, işaret parmağıyla ayı ikiye bölmesine oradaki müşrikler, Mekke müşrikleri sen bir sihirbazsın demişler. Evet. Çok aslında köklü bir geçmişiniz var sizin. Böyle kısaca bir bahsedebilir misiniz? Aslında hani sihirbazlık dönem her döneminde çok saygın bir meslekmiş. Özellikle Mısır döneminde çok ciddi yerlere gelmiş ki zaten birçok izleyicimiz de biliyordur. O meşhur olay, yılan oyunu mesela. Hı hı. Hazreti Musa'nın karşısına çıkıyorlar. Hazreti Musa mucizelerini gösteriyor ama hani sihirbazlık o kadar yaygın ve artık insanları etkileyen bir meslek ki krallar yanında bulunduruyor.
Ve bu kuralların hatırı sayılır ve insanların artık korktuğumu desem, inanılmaz etkilendiğimi desem, doğru cümleyi artık şu an kuramıyorum, inanılmaz sihirbazlar var. Hazreti Musa döneminde de aynı şeyler yaşanmış. Yani herkesin bildiği bu yılan oyunu. Tabii sihirbazlar biliyor yani evet. Onun gerçek bir peygamber olduğunu ve mucizeler yarattığını biliyor ama sihirbazlar artık efendilerine kötü gözükmemek için, onları yarı yolda bırakmamak için onun da bir sihirbaz olduğunu iddia ediyorlar ama zamanla artık yalanları ortaya çıkıyor. Tabii illüzyon çok daha farklı. Şimdi Hazreti Musa döneminden beri başladı diyoruz, çok öncelere dayanıyor diyoruz ama illüzyon, bunun arasında söylediğim gibi bir duvar var. Evet. Modern illüzyon, Türkiye'deki yaşanan modern illüzyon, dünyada mesela Robin Hood'in diye bir adam var. Bu modern illüzyonun atası olarak bilinir. Şimdi konudan konuya geçeceğiz ama modern illüzyonda Robin Hood'indir mesela. İzleyicilerimiz araştırdığında illüzyonun atası olduğunu görecekler onu. Ve ilk defa frakla sahneye çıkıyor bu Robin Hood'in. Sebebi şu, o dönemlerde soylular gece özel toplantılarına, kokteyllerine, yemeklerine soyluların giydiği bir kıyafet sadece ve halkın dikkatini çekiyor bu. Dolayısıyla oyunlarına çok fazla bir rağbet oluyor. Akabinde sahneleri artık yok satıyor, biletleri yok satıyor. Ve modern illüzyona inanılmaz bir giriş yapıyor. Ama bunun öncesinde mesela Kral Arthur döneminde filmlere, dizelere konu olan Merlin adında bir sihirbaz var. Yüce Merlin diye geçer hatta. Evet, evet, evet. Dizileri bile vardır hatta. Merlin ilk önce Kral Arthur döneminde kendini gösteriyor, boy gösteriyor, oyunlarını halka gösteriyor, sunumlarını yapıyor, icra ediyor. Derken zaman içerisinde işte Robin Hood'un, daha sonra Houdini, dünyaca bilinen Houdini bu şekilde modern illüzyona girmiş oluyor. Gökhan Bey, tabii çok fazla bizim alanımız olmamakla birlikte aslında ben orada bir noktaya takıldım. Evet. Sihirle illüzyon arasındaki farkı siz anlattınız. Evet. Sihirbazlıkta doğaüstü olayların varlığından bahsedebilir misiniz? Yani bugün işte geçtiğimiz haftalarda dünyadaki istihbarat teşkilatlarının cinlerle çalıştığını dahi iddia eden insanlar çıktı kamuoyuna. Evet. Acaba sihirde tabii biz peygamberlerin kerametlerini asla hiçbir kategoriye koyamayız. Onlara Allah'ın bir lütfudur keramet. Allah dostlarına mucize peygamberlere keramettir. Allah dostlarının doğaüstü olayları da keramettir. Evet. Ama biz doğaüstü olayları şu an bile yönlendirebilen cinler yoluyla insanlar hakkında bilgiler edinebilen vesaire insanlar biliyoruz, görüyoruz, kamuoyuna yansıyor. Aslında ikisi çok farklı konular. Yani evet. Cinler ve sihir çok farklı. Biliyorsunuz hani Kur'an-ı Kerim'de de söylendiği gibi sihri yapan da yaptıran da bizden değildir. Hadis-i şerifi evet. Var. Evet. Şimdi bizim yaptığımız olay, tabii biz biliyoruz artık, herkes biliyor. Yani bu bir illüzyon. Tabii illüzyon da artık öyle boyutlara geldi ki modern illüzyonda artık bazı oyunlar var. Biz bile bazen şaşırıyoruz yani. Oyunun hilesini bildiğimiz halde şoke oluyoruz. Yani böyle bir oyunu nasıl düşünmüş de yapmışlar diyoruz. Bu halka nüfuz edince ne oluyor? Ya gerçekten acaba bir sihirli gücü var mıdır? Burada şu devreye giriyor. Şimdi İllüzyonistler Federasyonumuz var. Rahmetli Mandrake bunun başkanıydı. Erdinç abimiz vardı rahmetli, yine aynı şekilde. Bunlar şöyle bir savaş açtılar. Sahneye çıkıp benim yaptığım bir sihirdir. Mesela fakirler yapıyor ya, fakirizm diye bir şey var. Evet, evet. Onların yaptığı falcılık aynı şekilde. Bunu yapanlara savaş açmışlar. Çok da doğru yapmışlar. Çünkü ikisinin birbirinden ayrılması lazım. Biri sahne sanatı, bir el becerisi sanatı. Diğeri ise kandırmaca. Ha, gerçekten sihir var mı? Var. Ama bunu yapan sihirbaz, illüzyonist, halk tabiriyle sihirbaz,
Türkiye'de yok. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Yani yapılması da doğru mudur? Kesinlikle değil. Zaten federasyon derneğimiz aynı şekilde buna engel bazı kurallar koymuş. Bunun bir etiğini oluşturmuşlar. Çok da iyi yapmışlar. Şimdi sevgili izleyiciler, tabii biz bu sihir, doğaüstü olaylar vesaire bunları biraz sonra Gökhan Bey'in sergileyeceği oyunlardan sonra aklınızda kalan soru işaretlerini aslında gidermek adına soruyoruz. Değil mi hocam? Evet, yani, tabii ki. Yani çünkü biraz ne sonra, yapacağımızı bilelim ilk önce. Stüdyomuz şu an bayağı dolu. Bir sehpa uçuracaksınız stüdyomuzda reklam yani arasından bazı sonra. Bazı masa başı oyunlarımız var, ufak tefek oyunlar getirdik. O sehpanın nasıl kanatlandığını, stüdyoda böyle dolaştığını izleyicilerimiz görünce ya acaba bunlar işte sihir mi yapıyor, işte cinlerle mi uğraşıyor falan şeklinde bir şey gelmesin akıllarına. Yok yok gelmez, artık halkımız çok fazla gerçekten izledi. İllüzyon sanatı Türkiye'de gayet fevkalade ilerledi. Medyada çok fazla illüzyonist çıkıyor, gösterilerini icra ediyorlar. Dolayısıyla artık öyle bir şüphe kalmadı. Kalmadı değil mi? Yani artık insanlar biliyor. Yani Anadolu'da bile, Anadolu turnelerine gittiğimiz zaman bile artık böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. Mesela bundan çok değil yani 4 yıl önce, ben 29 yaşındayım, 4 yıl önce bir Anadolu turnesine gittiğim zaman sahneden indim. Orada tabii büyük oyunlar yaptık. İllüzyonda dallara ayrılır bu arada. Manipülasyon, mental oyunlar, işte Grand Magic dediğimiz, burada yapamayacağımız her oyun her yerde yapılmaz. Evet. Bazı oyunları icra ettik. Sahneden indim, hemen bir tane teyze geldi. Yavrum sen bunları yapıyorsun ama bu günah değil mi dedi. Şimdi artık çok fazla izlenmediği için dönemde bu şaşkınlıklara meyil veriyor. Ama artık çok fazla izleniyor. İllüzyon sanatı Türkiye'de artık ilerledi. Haliyle artık insanlar biliyor yani. İkisini birbirinden rahatlıkla ayırt edebiliyorlar. Peki Gökhan Bey, bu dallardan bahsettiniz ya. İllüzyon dallarını şöyle biraz açabilir misiniz? Yani Tabii hatta birkaç şeyle yapalım. Hem söyleşimizi yapalım hem ufak bir oyun da yapabiliriz. Evet, olur. Şimdi illüzyon dalları o kadar geniş ki artık. Hı hı. Bu modern illüzyona geçtikten sonra birçok illüzyon oyunları bunun sınıflandırılması yapıldı. Mesela manipülasyon dediğimiz tamamıyla el becerisini gösteren oyunlar var. Bunlar genelde masa başında yapılan oyunlardır. Hı hı. Onun dışında mental oyunlar var. Mental oyunlar işte nesne uçurma, zihin okuma. Özellikle son yıllarda çok moda olan oyunlardır. Mental evet. Oyunlar, zihin okuma oyunları. Evet. Çünkü insanlar artık tavşan çıkacak da bu her zaman artık illüzyonun şeyidir, simgesidir. Mesela Dünya İllüzyonistler Şampiyonası'nda şöyle bir şey vardır. Değil mi? Tavşan figürü budur yani. Evet. Nasıl Oscar ödülü vardır. Bizimki de böyle. Bir şapka ve bir tavşan. Ondan sonra Grand Magic dediğimiz oyunlar var. Bunlar büyük sahnelerde, uygun sahnelerde yapılabilen oyunlar. Her sahnede olmaz, belli bir metrekare ve ışık olması gerekiyor. Evet. Bunları düzenliyoruz. Şayet uygunsa ona göre sahnemizi icra ediyoruz. Evet. Comedy Magic dediğimiz oyunlar var. Biraz daha böyle bizim aslında Türk toplumunda şeye benziyor. Orta oyunu gibi bir şey. Aslında hani bunu yabancı versiyona çevirdiğimiz zaman Comedy Magic oluyor. Orta oyunu gibi denilebilir. Hatta bununla alakalı yine hokkabazlığı biliyorsunuz zaten. Evet, evet, bugün evet. Getiremedim. Çok aradım malzemelerin arasında. Sonra bir arkadaşıma verdim. Yine meslektaşım bir arkadaşıma verdiğimi fark ettim. Aslında onu yapsak çok güzel olurdu. Geleneksel hokkabazlık. Hokkabazlığı biliyorsunuz hocam. Evet. Evet. Orta oyuncuları. Tabii yani şöyledir aslında hokkabazlık. Osmanlı döneminde en çok sevilen oyunlardan biri hokkabazlıktır. Uygur Türklerine dayanır çok aslında. Çok eskilere değil dayanır. Mi? Yani evet. İlk yerleşik hayata geçen Türk çok toplumu Uygurlara. Dayanır. Kralları, evet. Padişahları eğlendirmek için krallar da kraliyetlerde yapılan çok eğlenceli bir oyundur. Evet. Üç hokka, eski Türkçe'de hokkayı biliyorsunuz kalp evet. Bardak anlamına evet. Geliyor. Evet. Ve üç topla yapılır. Bunun gibi üç topla yapılır. Evet. Üç bardak, üç top oyunudur. Hokkabaz işini şöyle icra eder. Üç hokkayı koyar, her top sürekli yer değiştirir ve göz önünde olan bir oyundur. Tamamıyla el becerisine,
manipülasyonuna dayalı şimdi, bir oyundur. Yeri gelmişken o gösteriyi yapsak İşte onu dedim. Yani hokkalarımı bulamadım. Hokkabazlık yapamayacağım bugün ama şöyle küçük yine manipülasyon yapabiliriz. Evet. Yani hemen hemen işte yanınıza geleyim mi? Olabilir. Orada yapalım. Evet, olabilir. Siz lütfen durun, ben şöyle yanınızda yapayım. Şimdi aslında bunlar benimle özleşmiş oyunlar. İllüzyonda şey yoktur. Bir lisans vesaire yoktur. Yani evet. Oyunun lisansı yoktur. Herkes kendi tarzına göre yapar. Evet. Ben de bunlar için her zaman bir hikaye uydurmuşumdur. Mesela bunlar üç kardeş. Evet. İsimleri Mırtık, Pırtık ve Zırtık. Neymiş evet. Hocam? Mırtık, Pırtık, Mırtık, ve, Pırtık Zırtık. Ve Zırtık. Evet. Şimdi Mırtığı ben alıyorum. Pırtık ve Zırtık'tan ayırıyorum. Aç macunumuzu. Sıkı sıkı tutun, kaçmasınlar. Şimdi ben Mırtık'a küçük bir yardımda bulunacağım. Şimdi üç kardeş, biraz önce gösterdiğim gibi... Benim elime geldi demeyin yok, lütfen. Yok yok, kesinlikle öyle bir şey daha yapamıyoruz ama... Üç kardeş birbirlerini çok seviyorlar. Evet. Elinizi şöyle koyar mısınız? Açayım mı? Yavaşça yani? Açın. Evet. Evet, bir, iki ve üç. Şimdi Mırtık Pırtık Zırtık avucunuza geldi. Korktunuz, başınıza geldi ama Mırtık'ın bir özelliği daha var. Evet. Bu evini çok sever. Ve o kadar sever ki evine geldiğinde... Çok mutlu olur. Oo, süper. Manipülasyon buna dayalıdır. Yani evet. Tamamen el becerisine dayalı oyunlardır. Şimdi burada ben program açılışımızı yaparken derinlik algısı, hareket algısı ve optik yanılsamalardan bahsettim. Şimdi özellikle aslında, küçük izleyicilerimiz, ben eminim ki şu anda hayretler içerisinde bizi izliyorlar. Sevgili izleyiciler, programımıza www.ramazanavci.com adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca yönetmenimin alt yazıda geçtiği Facebook ve Twitter adreslerinden de Gökhan Bey'e illüzyonla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Tabi ne kadar açıklar sırlarını, onu da artık kendi takdiri. Evet. Şimdi söylediniz, Zat-ı Sumrun'da bir sözü var. Her sahneye çıkında o kadar güzel icra etmiş ki işini. Gerçekten o kadar ustalıkla ve müthiş bir etiği varmış, müthiş bir sahne alaka varmış. Her sahneye çıktığında benim hoşuma gitti. Onu okumak istiyorum size. Kızı bizzat bir yine belgeselde anlatıyor. Zat-ı Sumrun her sahneye çıktığında değerli konuklar, değerli seyirciler, yaptıklarımız tamamıyla ilmi ve fenni hünerlerdir. Gözlerinizi ne kadar açarsanız o kadar göremeyeceksiniz der. Yani tutup da evet bu muazzam bir sihirbazlık gösterisidir, bizim doğaüstü güçlerimiz vardır demiyor. Tamamıyla ilmi ve fenni hünerlerdir diyor. Ne kadar güzel bir şey. Bizim kültürümüzün güzelliği evet. Bu. Yani şu anda gerçekten tabii bunu Avrupa medeniyetini kötülemek için de söylemiyoruz ama işin aslı da bu kardeşim. Yani sizin kabiliyetlerinizde burada bir farklı bir millet mensubunu çıkarsak, konuştursak, inanın kibir ve enaniyetten yanına yaklaşılmaz. Ama zatınızla birlikte tüm sanat camiasını biz takdirle karşılıyoruz. O kibrini, ustalarımıza, o enaniyetini yenmiş, ustalarımıza borçluyuz. Tamamen tevazu sahibi kimliklersiniz siz. Yani şimdi öyle güzel örnekler yetiştirmiş ki bu ülke, yani illüzyon sanatında. Zat-ı Sumrun, rahmetli Mandrake, daha 5 ay falan oldu rahmetli. Gerçekten rahmet müthiş eylesin. Bir insandı. Evet. Sermet Erkin, Şan Kadra, Sabu, yani Deniz Apate. Ya bunlar gerçekten öyle güzel örnek. Daha ismini sayamadım. O kadar çok illüzyonist var ki. Yani saysam şimdi programımız yetmez. O kadar güzel insanlar var ki. Birbirlerine gerçekten bağlanmış ve bu bağlılığı bir derneğe dökmüşler. Hı-hı. Ve bu dernekte çok güzel şeyler icra ediyorlar. Hı-hı. Gençlere eğitim veriyorlar. Sahne Senin diye bir bölümü var mesela. Çok güzeldir. Sahne Gençlerin diye, pardon düzeltiyorum. Evet. Sahne Gençlerin diye bir bölümü vardır. Orada yeni illüzyonistler çıkarlar sahneye, maharetlerini, hünerlerini sergilerler. Ve böylece gelecekte hani illüzyonist artık şeyine, adaylarına olurlar. Evet. Rahat bir şekilde ulaşırlar. Peki Gökhan Bey, tabii biz
hep eğitim konuşuyoruz bu masada. Evet. Ve gerçekten çok güzel konular konuşuyoruz. Sizinle yaptığımız gibi. Türkiye'de illüzyonun eğitimi ne alemde? Yani işte şu an üniversitelerde bir kürsü olabilecek durumda mı? Ya da İnşallah derneklerinizin derneklerinizin bu anlamda çabası var mı? Var. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi bir illüzyonist abimiz bu konuyla alakalı ciddi doneler topluyor. Üniversitede bununla alakalı bir bölüm açmak niyetindeler ama kolay bir şey değil gerçekten. Çünkü hem toplum olarak mı desek buna artık bazı şeyleri yapmak zor oluyor. Özellikle söz konusu illüzyonsa hala bazı ön yargılar olabiliyor. Hı hı. Haliyle bunu açmak kolay değil ama imkansız da değil. Evet. Bunun için doneler toplanıyor, ilgili yazışmalar yapılıyor. Bilgim dahilinde olanları söylüyorum. Yanlış bir şey söylemek istemem. Evet. Ama şu an için ustadan çırağa geçen bir şey bu. Yani bunun aslı da budur yani zaten. Alaylı dünya çapında eğitim böyle. Var sizde. Tabii tabii alaylı evet. eğitim vardır. Yani evet. ustadan çırağa geçer. Evet. Bir illüzyonistin bir ustası ya da birkaç ustası vardır. Hı hı. Yanında asistanlık yapar, işi kavrar. Zamanı gelince tabii şimdi biz çok şanslıyız. Zamanında şimdi rahmetli Mandrake, Sermet Erkin, Zati Sungur öncesinde. Ya yani bunlar biz takımlarımızı diyoruz. Kendi takımlarını kendileri yaparlarmış. Şimdi açıyoruz internetten giriyoruz. Eğer federasyona üyeyseniz bir ünvanınız varsa illüzyonla alakalı. Hı hı. Belli başlı büyük oyunları sipariş ediyorsunuz, getiriyorsunuz. Belli bir ücret hı. karşılığında. Ve pahalı da aslında illüzyon oyunları çok pahalıdır. Evet. Teknolojinin de yardımıyla artık malzemeler yani ufacık bir şey binlerce dolar tutabiliyor. Peki aldığınız eğitimi herhangi bir sertifikasyon programıyla tabii belgelendirebiliyor var. Musunuz? Ya şimdi bizim derneğimizin de bildiğim kadarıyla bir sertifika olayı var ama ağırlık IBM olarak geçiyor. International Brotherhood of Magicians diye. Evet. Uluslararası İllüzyonistler Kardeşliği, Sihirbazlar Kardeşliği diye. Amerika'ya bağlı bir federasyona üyeyim mesela ben. Hı hı. Bunun doruk noktası da bu zaten. Yani evet. o federasyona üye olabilmek. Ben 2008 yılında üye olmuştum. Evet. Oraya üye olduğunuz zaman biraz daha işiniz kolaylaşıyor öyle diyebilirim. Yani bu federasyona üyelik uluslararası geçerliliği olan tabii, tabii. ama teamüller çizgisinde bir üyelik. Ya elbette ama dünyanın her yerinden buraya üye olanlar var. Evet. Yani bu makamı eğer kanıtlayabilirseniz ben hmm. illüzyonistim ve işimi profesyonel olarak icra ediyorum diyebilirseniz belki bir şampiyonada kendinizi sergileme fırsatınız olur. Belki bir video gönderirsiniz ve ciddi referanslar alırsınız. Haliyle o belgeyi hak kazanırsınız. Şimdi şunu merak ettim. Bizim geçmişe dayalı bir dostluğumuz var. Evet. Bir kardeşliğimiz, arkadaşlığımız var. Sizi programımıza konuk ettiğimde internet sitenizde gözüme çarpan bir şey oldu. İllüzyonu anne karnında öğrenen. Evet bir haber. Bir haber gözüme çarptı. Bu şeydi. Bir gazetede bir yine davet etmişlerdi sağ olsunlar bir söyleşide. Evet. Aynı şekilde geçti. Şöyle Mandrake'den dolayı rahmetliden evet. dolayı annem ben daha doğmadan anne karnındayken evet. babamla beraber gitmişler bir yerde izlemişler. Gençlik Parkı'nda yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Mandrake'yi izlemişler. Rahmetli de bunu duyduğunda çok sevinmişti, çok mutlu olmuştu. Yani o gerçekten güzel bir şey onlar için de. Böyle bir hatıra kalması. Çünkü o kadar çok kitleye hitap etmiş ki ben kimi tanısam gerçekten Mandrake'nin öğrencisidir yani. O kadar eli açık ve samimiyetine inandığı zaman size bazı şeyler öğretebilen bir insandı. Peki, hep anlatıla gelir. Benim naçizane yazdığım da bir kitap var. Vizyonda sınav var. O kitabın aslında giriş metnidir bu. Püf noktası hikayesi. Bir testi ustası yanında çırağını yıllarca yetiştirmiş Gökhan evet. Bey. Ve artık çırak bir testiyi yapıp ortaya koyabilecek hale gelmiş. Sonra tabii bir enaniyete bürünerek demiş ki ustam ben artık senden öğreneceğim her şeyi öğrendim. Ben kendi dükkanımı açacağım. Evet.
Sonra tabii usta buruk bir ifadeyle, hatta biraz da sevinerek, tamam yavrucuğum Allah yolunu açık etsin diyerek gönderiyor çırağını. Tabii çırak birkaç dükkan ileride açtığı dükkanda yüzlerce, binlerce testi yapıyor. Ama ustasının dükkanında yaptığı gibi bir testi yapamıyor. Evet. Sonra gururunu ayaklar altına alıp ustasının yanına gidiyor geri bizim dönüyor. Çırak. Diyor ki ustam, ben yıllardır senin kalfalığını yaptım. Kalfalığını, çıraklığını yaptım ve kendimi usta oldum zannettim. Ama yaptığım hiçbir testi senin testine benzemiyor. Hep böyle çatlıyor, kabarcık kabarcık tutturamıyorum ben o mayayı diyor. Gel oğlum diyor. Çırağın her zaman yaptığı gibi testi yapıyor. Sonra testi bittikten sonra testinin üstüne üflüyor diye. Ve testiye üfledikten sonra testinin kabarcıklarının söndüğünü görüyor çırak. İşte diyor, işin püf noktası burasıdır. Mandrake dediniz. Evet. Size Ertuğrul Hocam. O Ertuğrul Hocam püf noktası olarak neler söyledi Gökhan Bey? Şimdi rahmetli o kadar bu işi kavramış ki eli ayağı gibi rahat kullanıyordu oyunlarını, her şeyini. Karakter olarak bizim her meslekte olduğu gibi bu meslekte de karakter çok önemlidir. Rahmetli o kadar çok öğrenci yetişmiş ki, yani telefonla bile bir oyunun işleyişini, gidişatını değiştirebilirdi bu adam. Yani tecrübe, bu işte en önemli şey tecrübedir. Yani tekrar Zat-ı Sungur'a döneceğim. Rahmetli Zat-ı Sungur, hani söylemiştim ya size, bu yaptıklarımız ilmi ve fenli şeylerdir, oyunlardır. Gözlerinizi ne kadar açarsanız o kadar göremeyeceksiniz. Sonra da şunu ekliyor. Gösterisinden hemen sonra şunu ekliyor. Evet, bunların hepsini siz de yapabilirsiniz. Ama yaklaşık 20-30 senelik bir tecrübe gerekiyor diyor. Yani bu işin o üflenilen, o kabarcıklarının giden noktası tamamıyla tecrübe. Ama bazısı 10 yılda bazı şeyleri işleyişine daha iyi sokuyor. Bazısı 20 yılda, bazısı 30 yılda. En büyük üstadların bile şunu söylediğini ben duyuyorum. Bu oyunda hala öğrenmem gereken şeyler var. Gerçekten böyledir. Yani bir oyunu yaparsınız, 5 yıl boyunca yaparsınız. 6. yıl bir ustanız, yani ben büyüklerimin hepsine usta diyorum. Onlar benim için her zaman ustadır. Bütün hani şan kadrasından, Mandrake'sine, Sermet Erkin'inden, Sabus'una, yani aklıma gelebilecek hepsine. İbrahim Moral aynı şekilde. Hepsi benim için bir hocadır. Ama onlar bir şey söylediği zaman bizim işin rengi değişir. Bunu böyle kaybetmek de var, böyle kaybetmek de var. Yani bunun birçok yolu var. Ve ustalar bunu gösterir. Evet. Ne yaparsınız? Siz 5 yıl boyunca bir şekilde kaybedersiniz el becerisiyle. O der ki bak bir de şöyle dene. Siz o anda bir şey katıversiniz. Şimdi yönetmenim de reklama girmemiz lazım diyor Gökhan Bey. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var. Der ki, bilmediklerimi ayaklarımın altına koysanız başım arşa değerdi. Evet, çok güzel bir söz. Evet, değerli izleyiciler, gözlerinizi reklamlardan sonra ne kadar açarsanız emin olun Gökhan Bey'in yapacaklarını o kadar göremeyeceksiniz. Efendim biz çok kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayınız. Me.
Hakan Bey harika. Yani kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir an sevgili izleyiciler. Yani, İllüzyonda şöyle bir şey var. Dikkat her zaman farklı yöne çekilir. Mesela ben şunu her zaman şuraya koyarım. İzleyiciler de muhtemelen diyor ki acaba şuna bir şey mi bağlı? Şimdi evet. Onu her zaman biz şöyle özellikle yapıyorum onu. Çünkü bizim çok hoşumuza gider. Yani seyirci izler, izlerken acaba şurada mı demesi onlar eğleniyor ya. Bizim de eğlenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla üzerinde herhangi bir çivi olmadan da hop havaya kalkar, kanatlanır, devam eder ve en önemlisi en sonunda örtüde artık çıkar. Evet, harikasınız. Sevgili izleyiciler, ben hepinizin namı hesabına baktım ama göremedim. Ben şimdi Gökhan Bey'e nasıl oldu Gökhan Bey bu dediğim zaman alacağım yanıtı çok merak ediyorum. Sırrımız sermayemizdir. Derdiniz ya, güzel oldu hocam. Nasıl oldu Gökhan Bey? Güzel oldu hocam. Zaten sunurum da dediği gibi. Bunlar evet, iyi eylemler. İzleyicilerimizin bazı soruları var sizlere. Burak Atar hangi ilden yazmış bilemiyorum. İyi yayınlar Ramazan Bey. İllüzyona oldukça meraklıyım. Bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Gökhan Bey'in verdiği bir eğitim ya da bir kurs var mı? Teşekkürler. Eğitim veriyoruz ama yıllık belli bir kontenjanımız var. Ona göre veriyoruz. Şimdi firma ismi söylememde bir sakınca var mı? Söylemezsek... Öyle mi? Yani benim Batıkent'te evet. Bir yerimiz var. Orada evet. Kendimize ait bir yer. Orada yine aynı şekilde ilgili arkadaşlara kurs veriyoruz. Onun dışında ustadan çırağa geçen bir şey bu. Miraç Gökhan Sanlı dediğimiz yok, zaman. Yok, İllüzyonist Gökhan Sanlı diye araştırmalar lazım. Peki bir web siteniz falan var mı Gökhan? Tabii www.ankaraorganizasyon.com.tr evet. Buradan evet. Direkt bana ulaşabilirler. Ya da Instagram, Twitter ve Facebook'tan İllüzyonist Gökhan. Evet. Şanlı olarak da ulaşabilirler. Ayşe Ay diye bir izleyicimiz. Merhaba, konuğunuz Gökhan Şanlı'nın TV programı projesi var mı? Ekranlarda evet. İzlemek istiyoruz diye çok bir, güzel bir projemiz var aslında. Peki İllüzyon, bahseder misiniz? Şimdi İllüzyon Atölyesi adında güzel bir projemiz var. Çekimlerini, demolarını falan da yaptık. Çok hoş bir program. Ama ha deyince olmuyor. İlk önce kanalların böyle bir açığı var mı, böyle bir talebi var mı onu araştırmak gerekiyor. Açıkçası işlerimiz de o kadar yoğun ki şuraya gelmeden önce mesela kaç seans gösteri yaptım. 6 seans bir yerde yaptım, oradan çıktım farklı bir yerde bir gösteri yaptım. Akabinde hemen buraya geldim. Yoğun bir tempomuz var ve bununla ilgilenecek çok da vaktimiz olmuyor şu dönem için. Ama İllüzyon Atölyesi projesi eminim bir gün çıkacaktır ve güzel bir program. Özellikle hedef yaş kitlemiz 5 ila 12 arası. Çünkü isminden de anlaşıldığı gibi hem şimdi, illüzyon yapacağız hem öğreteceğiz. Biz Ankara'da geçen Mayıs ayında, yani geçen Mayıs derken 2014'ün Mayıs'ından evet. Bahsediyorum. Yaklaşık 55 tane seminer yaptık. Hedef belirleme, kişisel gelişim üzerine. Ben o seminerlerimin birçoğunda okullarda sizin afişlerinizi gördüm. Ve gurur da duydum aslında. Yani süper, bizim Gökhan Bey buraya da geliyormuş falan şeklinde. Gitmediğiniz yer kalmadı. Buradan güzel. Okullarda yapmış olduğunuz gösterilerde çocuklarımızdan nasıl tepkiler alıyorsunuz? Tabii şimdi illüzyon sanatı ilgi çeken bir sanat. Haliyle güzel geri dönüşler oluyor. Zaten amacımız şu okullarda, her zaman söylüyoruz. Rahmetli Mandrake'nin söylediği gibi, ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet. Şimdi okullara gidiyoruz ilk önce. Şunu rutine soktuk artık. Yani bizden sonrakiler de aynı şeyi yapmaya başladı. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar, yaptığımız şey tamamıyla bir el çabukluğu ve göz yanılması. Buna da illüzyon, buna bugüne kadar sihirbazlık, hokkabazlık denmiş ama doğru adı aslında illüzyondur. Yaptığımız şey bir el becerisi, dolayısıyla sizler de yapabilirsiniz diyerek gösterimize başlıyoruz. Oyunlarımızı sergiliyoruz. Tabii sergilediğimiz oyunları çocukların bulması imkansız.
bizim buradaki takımlarımızı, malzemelerini bulması imkansız. Evet. Yapması için de konunun başında söylediğimiz gibi hani belli bir yıl geçirmesi lazım. Belli bir ustanın yanında çalışması lazım, asistanlık yapması lazım ve hakikaten hem emek hem para harcanan ciddi bir iş. Bir anda olmuyor. Paranız olsa emeğiniz olmuyor, emeğiniz olsa paranız olmuyor. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman bu işte yani evet bu benim mesleğim, bu benim ünvanım, artık ben bunu devam ettirebilirim diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani çocukların yapabileceği oyunlar var. Malzeme gerektirmeden el becerilerini geliştirmek için yapabilecekleri oyunlar var. Gösteri sonunda da ufak bir kurs veriyoruz biz onlara. 5 dakikalık, 10 dakikalık küçük bir kurs veriyoruz. O kursta da yapabilecekleri oyunları hem icra ediyoruz hem öğretiyoruz. Böylece artık puzzle'ı tamamlamış oluyoruz. Evet. Sizi AVM'lerde izleyen bir izleyicimiz Sezgi Ülker sağ olsun. Sizi beğeniyle izlediğini ifade ediyor. Peki izleyicilerimiz merakla sizden gösteri bekliyor anladığım kadarıyla. Evet. Sergilemek istediğiniz şöyle yapalım gösteriniz isterseniz. Var mı? Şimdi bizler tabii artık hani taklit de demek istemiyorum ama bu illüzyon sanatı belli dönemlerde artık doruğa ulaşmış. Yeni günümüz illüzyonistlerinin geliştirebileceği, yani geliştirebileceği oyunlar çok ama yeniden ben şöyle bir oyun türettim. Bunu daha önce kimse yapmamış deme ihtimali çok düşük. Evet. Gerçekten çok düşük. Dünyaca ünlü David Copperfield bazı oyunlar kendince yaptı. Çok başarılı oyunlar. Dünya turnesi yaptı biliyorsunuz. Evet. Sergiledi. Ardından satışa sundu bunları. Seri üretimi yapan kişiler de var. Ha, bu arada öğrenmek isteyen arkadaşlar ulaşsınlar. Onlara nerede ufak tefek malzemeler yani yapabilecekleri illüzyona başlangıç oyunları nasıl temin edebilirler? Bununla alakalı bilgiler verelim. Evet. Hatta çok eğer ilgililerse ve ben bu ilgimi artık hafta sonları da hobiye dönüştürmek istiyorum diyorlarsa biz şöyle yapıyoruz. Belli asistanlarımız var mesela. Bir de yardımcılara ihtiyacımız oluyor. Hı hı. Çok fazla talep var. Hani hepsine teker teker söz veremiyoruz ama diyoruz ki sen yavaştan kemikten yetişmek istiyorsan. Evet. Bunu yapan hani öğrenci bugün doktorlar var. Bir bankada müdür var örnek veriyorum yani geliyorlar bizle beraber dolaşıyorlar yaptığımız gösterilerde rol alıyorlar ve kemikten yetişiyorlar. Bunlara da yardımcı olabiliriz ve illüzyonistlere geri dönüyorum. Huduni belki evet. Duymuşsunuzdur ismini meşhur oyunlarıyla evet. Artık dünyaya nam saldı nasıl bizim Zat-ı Sungur'umuzun kendince bir oyunu var herkesin bildiği o. Asistan kesme oyunu mesela Zat-ı Sungur'un geliştirdiği bir oyundur ve literatürlere geçmiştir. Yani dünyada birçok illüzyonist, sihirbaz Zat-ı Sungur oyunu, Zat-ı Bey'in oyunu olarak bu oyunu sunar. O dünya ünlü meşhur oyun aslında Zat-ı Bey o Zat-ı noktada patent almış birisi yani. Ya patent yok bu işte evet. Ama dediğim gibi hani tarz, tarz Zat-ı Bey'in oyunu olarak geçer. Evet. Hatta yine Zat-ı Bey'den açılmışken konu rahmetli, dünyaca ünlü David Copperfield'ın yaptığı bir oyun vardır belki hatırlarsınız. Sahnede, stüdyoda bir araba kaybetti. Evet. Zat-ı Bey bunu yıllar yıllar önce, daha David Copperfield falan yokken sahneye bir jip çıkartıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Şan Tiyatrosu'nun, çünkü buna uygun tek tiyatro o varmış. Evet. Şan Tiyatrosu'nda bir jip ve 8 kız kaybediyor. Yani böyle büyük bir insan yapmışız beraber. Evet. Bir oyun yapalım isterseniz meşhur Huduni'nin kaçış oyununu minyatür haline getirip küçük bir oyun yapalım. Peki mümkün mü yardım edebilir miyiz? Tabii ki lütfen. Tabii. Lütfen. Arkadaşlar sandalyemiz orada mı kalsın Gökhan Bey? Orada da kalabilir. Ortaya mı alalım? Nasıl ortaya alırsak daha bir hoş olur sanki. Yapalım. Ortaya mı alalım? Evet ortaya alırsak. Tamam. Evet. Şimdi var mı şöyle güçlü baba yiğit biri? Kameraman arkadaşlarımın içerisinden güçlüsünü evet, ve baba yiğit'i herhalde. Seçeceğiz o zaman. Askerliğini merhaba. Komando olarak yapmış. Öyle mi? Aa, çok iyi. Bunu söylediniz kötü oldu. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey yapalım.
Ben bir ip veriyorum size. Gerçekten sağlam mı? Yani Gökhan Bey konuk geldi ama misafirimiz, yanlış bir şey yapmayalım demeyin. Gerçekten sağlam mı? Dikkatli cencere inanın. Evet, yeterince sağlam. Biz de rahat rahat oturuyoruz burada. Şöyle ben şunu vereyim size, örtümüzü vereyim. Örtüyü şuraya koyabilirsiniz. Şimdi, şöyle bir şey rica edeceğim ben. İpimiz de biraz uzunmuş ama. Bacağımın altından geçiriyorum. İki ucundan sıkı sıkı tutar mısınız? Evet, çok güzel. Bileklerimi koyuyorum. Bağlayın beni. Ne kadar, komando olarak mı yapmıştın? Yok, daha sıkı, ciddiyim. Daha sıkı, daha sıkı, daha sıkı. Şaka yapmıyorum, daha sıkı. Ya, yapabilirsiniz, evet. Maşallah, koparacak vallahi. Bir düğüm dağıtın isterseniz ya da kurdele falan da atabilirsiniz. Kendimi hediyelik eşya gibi hissediyorum şu an. Maşallah. Şunlar ağlar ama onlara dağıtın kurdele. Maşallah ya. Şakadan anlamıyor yani Ramazan hocam. Atın atın. Artık canlı yayındayız değil mi? Yok, üzerine şöyle bir kurdele dağıtın bakalım. Yok yok, şöyle. Üzerine bir düğüm dağıtın. Onlar boşta kalmasın. Aynı şunun gibi kurdelelerinizi atın. Oo. Vallahi Ramazan hocam hiç şakadan anlamıyor. Eyvallah. Ben askerliğini komando olarak yaptı demiştim. Uyardım sizi. Şu düğümle de şu düğümü bağlayın isterseniz. Şimdi şunlara. Evet, düğümleri yakından gösterirse kameraman arkadaşımız, maşallah artık, evet evet, bir tane de şunu da atın. Bu yaz bu kör düğüm de değil, yeni bir düğüm keşfettik bu arada. Maşallah. Eşim şu an muhtemelen tırnaklarını yiyordur. Gökhan Bey yeni evli, yani çok ızdırap vermeyin. Şöyle yaklaşırsa damarlarımın kabardığını bile fark edecekler. Evet. Gerçekten. Hatta renk farkını görebiliyor musunuz? Kızardı herhalde değil mi? Evet. Örtüyü alabiliriz. Şöyle bu tarafımı alacağım size. Evet, gayet güzel. Yok, açın bakalım. Evet, eller kıpkırmızı. Güzel. Örtün, açın. Bu renk oyunu bu. Tekrar açın. Evet, eller mosmor. Nasıl? Güzel oyun değil mi? Tekrar örtün ama düzgün örtün. Bakın şunu şöyle. Evet. Şunu şöyle. Sehpa örtüsü gibi. Ya yönetmenin çığlığını ben evet, duydum. Yönetmenimiz koptu rejide. Aa, pardon. Ben bir şey gösterecektim. Açabilirsiniz. Bu biraz hızlı oldu herhalde. Eyvah eyvah. Bir kontrol edin, bence sabaha kadar uyuyamazsınız yoksa. Yalnız benim elimin rengi değişti. Sizin yüzünüzün rengi değişti. Böyle oldu. Tekrar bir örtelim bakalım. Şimdi buradaki olay şunu düzgün örtebilmek. Şimdi gerçekten bazı teknikler var ki biz bazı oyunları çözebilmek için, tabii daha toyken diyelim, gerçekten çok çaba sarf ettik. İzliyoruz, izliyoruz, izliyoruz. Ya olmuyor, nasıl olacak bu iş diyoruz. Gerçekten Zati Bey doğru söylemiş. Ne kadar gözlerinizi açarsanız açın göremeyeceksiniz. Tekrar, ama Gökhan Bey, ben çok merak ettim. Açabilirsiniz. Merakınızı böyle gidereceğiz. Tekrar düğümleri çözün. Ama kontrol ederek çözün lütfen. Bir de oyun öğretelim mi bugün? Olur, evet. Çok meraklı güzel arkadaşlarımız için. Çözebilecek misiniz bakalım? İşte bir reklam bile girer bu arada, biliyor musunuz? Hakikaten biraz sürecek gibi. Maşallah, nasıl bir düğüm attınız? Nerede yaptınız görevi? Daha yapmadım. Ha, öyle mi? Sizin gözünüzü korkutmak istedik. Eyvah eyvah, maşallah ya. Gerçekten ben en son nasip oldu bir kurban kestik de onu böyle bağlamamıştık ya. Çok teşekkür ederim. Bir haftalık hatıra bıraktınız. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, gerçekten şaşırtan bir şey. Aslında burada mutlaka bir esprisi var bu işin. Tabii. Bu arada gerçekten elleriniz çok kızardı. Yok, gerçekten sıkı bağlanıyor. Yani seyircinin affı olmaz. Bu sözümü unutmayın. Evet. Gerçekten seyircinin affı olmaz. Burada insanları aslında daha çok etkileyen şey şu. Sevgili izleyiciler, gerçekten dikkat ettiyseniz masadan kalkıp stüdyonun diğer tarafına geçtim. Bağlıyor mu? Ya da bir oyun görebilir miyim? Ama görseydim gerçekten açıklayacaktım. Biz bu gözlerle göremedik ama mutlaka bir şey var. İnsanları etkileyen olay da
meselenin içerisinde dışarıdan müdahil olan ikinci ya da üçüncü şahısların olması. Yani doğal şeylerle yapmak zaten insanı şaşırtıyor. Mesela bir oyun daha yapalım, masa başı oyunu. Şöyle yapalım. Zannedersem buradan yakın çekimle yapabiliriz. Bu benim, hatta şöyle yapalım. Bu sizin bardağınız değil mi? Bu benim getirdiğim, evden getirdiğim bardak. Evet. Şu da bana su ikram ettiğiniz bardak. Evet. Bununla yapalım biz. Bozuk para var mıdır hocam yanınızda? Arkadaşlar, bozuk paranız var mı? İşin güzel tarafı da illüzyonda budur zaten. Evet. Yani sıradan şeylerle ve seyircinin materyalleriyle gösteri yapmak. Teşekkür ederim. Bu ücret olarak alıyorum. Şimdi yaklaştırabilirsek acaba görebilecek miyiz kadrajı? Evet, paramızı herkes görüyor. Tam burada. Bardağımız da burada. Sıradan bir bardak ve sıradan bir parayla yapacağız bu oyunu. Sesten duyduk ki bardak ve para yerinde. Birkaç da peçete alıyorum. Gayet normal bir şekilde üzerini örtüyorum. Evet. Bir tane aldım. İkinciyi aldım. Hatta bir de üçüncüyü yapalım. Evet. Paramız burada. Oyun para kaybetme oyunu. Şimdi paramızı kaybedeceğiz. Sıradan bir para. Evet. Birazcık daha geriden alırsak rahat rahat göreceğiz gibi. Evet. Evet. Eyvah eyvah. Niye olmadı? Bir daha deneyelim. Tövbeler olsun. Canlı yayında rezil olmak da böyle bir şey herhalde. Bir daha deneyelim son kez. Şimdi seyircilerimiz diyor ki bu, neyse son kez deniyorum. Eyvah. Siz para değil bardağı kaybettiniz. Şimdi illüzyonda böyle aptallık oluyor para kaybedelim derken orada. Ama ne yazık ki şöyle biraz geriden alırsak bardak cebimdeymiş. Evet. Gerçekten harika. Evet. Şimdi Cansu Öztürk diye bir izleyicimiz. Merhaba Ramazan Bey, ben Ankara'dan yazıyorum. Gökhan Bey'in hayranıyım, televizyon programı projesine sevindim diyor. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Şimdi bizim çocukluk dönemimizde vardı. Sanırım Sermet Erkin yapardı, evet, değil mi? Sermet Erkin. O da çok güzel bir insandı. Sermet Erkin'i biz yanlış hatırlamıyorsam cumartesi akşamlarıydı. Tek kanal TRT 1 vardı. Evet. Hafızam beni yanıltmıyorsa Türk sinemasından önce her cumartesi akşamı biz Cüneyt Arkın'la bir sinema keyfi yapardık. Onun öncesinde de Sermet Erkin'in bir programı olurdu. Evet. Ve biz özellikle bizim işte 80'ler jenerasyonu illüzyona gerçekten çok meraklıdırlar. Ben hayretler içerisinde izliyorum sizi. Yani Sermet Üstad gerçekten, o da hani bu ülke için çok değerli, çok kıymetli bir insan. Sermet Erkin gerçekten hani güleç yüzüyle, o güzel simasıyla insanları, yani sahnede huzuru yaşatıyor. Hem insanları şaşırtıyor, hem o kadar güven veren bir yüzü var ki. O kadar güzel bir insan ki insanları hem şok ediyor, hem eğlendiriyor, hem huzur veriyor. Böyle güzel bir insan. Gökhan Bey, kısa bir aradan sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, çok kısa bir aradan sonra Gökhan Bey'in muhteşem gösterileriyle biz yine illüzyon eğitimi üzerinde konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayınız efendim. Şimdi birçok daldan bahsettik. Manipülasyon yaptık. El becerisine dayalı oyunlar. Grand Magic yapamayız burada ama küçük de bir mental oyun yapalım istiyorum ben. Peki. Şöyle yapacağız. İşleyiş şu şekilde. Şimdi ben size bazı sorular soracağım. Hatta prodüksiyondan da birkaç kişiye soracağız. Ve hani seyirci de şunu bilsin. Gerçekten daha önce aramızda bununla alakalı bir anlaşma, işbirliği olmadığını bilsinler. Onunla alakalı bir soru soracağım. İzleyicilerimiz bana güvenirler. Sevgili izleyiciler, gerçekten Gökhan Bey'le bu gösteri öncesinde herhangi bir anlaşmamız
olmadı. Çünkü mental oyunlarda en çok dikkat eden, çekilen şeylerden biri budur. Ve mental oyunlar genelde nerede etki olur? Mesela atıyorum bir AVM'de gösteri yapıyoruz. Yüzlerce seyirci var. Herhangi birini seçip sahneye çıkardığınız zaman daha etkili olur. Ama stüdyo ortamında birkaç kişiyle yapabildiğimiz için acaba sorusu mutlaka olacaktır. Bu acabayı engellemek içindi benim söylediğim. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Elimde bir tahta var ve bunu tam 6 parçaya ayırdık. Sebebi şu. Ben size bir soru soracağım. Siz aklınızdan sorduğum sorunun cevabını tutacaksınız. Ve bana asla bir şey söylemeyeceksiniz. Hazır olduğunuzda ben bir tahmin yazacağım buraya. Ardından üzerini şu gördüğünüz tahta jiletlerle biriyle örteceğim. Şu şekilde örtüyorum. Ardından sorunuzun aklınızdaki cevabı neyse buraya yazacağız. Hı hı. Üç soru sonunda sizin cevaplarınızla benim cevaplarım tutacak, bunu kontrol edeceğiz. Sizle başlayalım hocam. Mesela kolay bir şeyle başlayalım. Aklınızdan bir isim tutmanızı ve bunu kimseyle paylaşmamanızı isteyeceğim. Hazır olduğunuzda ise hazırım diyebilirsiniz. Hazırım. Hazırsınız. Söylediklerim doğruysa doğru, yanlışsa yanlış demenizi istiyorum. Ya acaba yanlış mıydı, bir hata yaptım mı gibi asla bir çelişkiye tamam. düşmeyin. Neyse onu söyleyeyim. Oyunun bir parçası bu. Tamam. Aklınızdaki isim. Bir bayan ismi mi? Hayır, değil. Bir erkek ismi, çok güzel. Ben ismimizi buraya not aldım. Ve hangisiyle örtmemi istersiniz? Ortadakiyle örtebilirsiniz. Bu mu? Evet. Doğru. Örtüyorum. Şimdi söyleyebilirsiniz. Aklınızdaki isim neydi? Tuncay. Tuncay. Şimdi şöyle bir şey de yapacağız. Seyircilerimiz izliyor. Biliyorsunuz bu bir makine olabilir mi diye düşüncesi olanlar için söylüyorum. Herkesin parmak izi de el yazısı da kendine özgüdür. Evet. Yani parmak izi de el yazısı da hiçbir şekilde taklit edilemez. Ben kendi el yazımla yazdım. Şimdi siz kendi el yazınızla yazacaksınız ve istediğiniz rengi seçebilirsiniz burada. Yok, işte kalkmanıza gerek yok. Ben uzatayım size. Nereye yazmamı istiyorsunuz? Buraya yazıyorsunuz. Ha, yazmadan önce ben şunu hatırlatayım. Şöyle de yapalım, görsünler. Ben büyük harflerle yazdım. Siz küçük harflerle yazın, fark belli olsun. Buyurun. Tuncay'dı değil mi? Evet. Tamam. İsmimizi not aldık. Çok güzel. O kulaklı herhalde, herkes görüyor. Evet. Şimdi ben prodüksiyondan birini rica edeceğim. Kimle yapalım? Sizle yapalım mı? Evet. Size de şöyle bir şey yapalım. Biraz daha zorlaştıralım durumu. Aklınızdan 4, 5 ya da 6 basamaklı bir sayı tutmanız. Örnek veriyorum. 1881, 1453 gibi. 4, 5 ya da 6 basamaklı bir sayı tutmanızı ve bunu kimseyle paylaşmamanızı isteyeceğim. Hazır olduğunuzda hazırım diyebilirsiniz. Hazırım. Hazırsınız. Yine aynı şekilde söylediklerim doğruysa doğru, yanlışsa yanlış demenizi istiyorum. Oyunun bir parçası bu. Aklınızdaki 5 ya da 6 basamaklı değil. Evet. Bu sefer daha kolay. 4 basamaklı bir tarihten bahsediyoruz. Ben buraya notumu alıyorum. Basit gibi geldi ama biraz zorlayacak gibi en sonunda. Ben tahminimi yazdım. Sizce hangisiyle örtmeliyim? Doğru mu? Tamam. Üzerine örtüyorum. Şimdi sayıyı siz önce söyleyin ya da yazın, sonra yazın, söyleyin. Kafanıza göre herhangi bir renk seçebilirsiniz. Söyleyin de lütfen. 1990. 1990. Evet. Tamam. Şöyle de gösterelim. Bu gerçekten bir tahta ve rahatlıkla çizebiliyoruz. Tekrar size dönelim hocam. Sevgili izleyicilerimiz görebiliyorlar umarım yazılarını. Evet. Evet, şöyle yaklaştırırsak sanırım evet. Evet. Tuncay ve 1990. Evet. Benim tahminlerim de işte buralarda yazıyor. Bakalım doğru mu yanlış mı, beraber göreceğiz. Evet. Son olarak size dönelim. Biraz daha zorlaştıralım yalnız hocam. Kartlarınız nasıl? İskambil kartlarıyla. Çok iyi sayılmaz. Çok iyi sayılmaz. Evet. Oo, güzel. Çok şımarık. Gösteri daha kolay olacak. Daha kolay olacak. Yok. Simgeleri bilmeniz yeterli benim için. Evet. Şimdi ben sizin yanınıza geliyorum. Elimde birbirinden farklı onlarca iskambil kartı var. Hatta şöyle yapalım. Hepsi birbirinden farklı değil mi? Evet. Çok güzel. Siz bir yerde dur diyeyim ve ben duracağım. Böylece tamam.
kartımızı seçmiş olacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Durun. En üstteki kart. Değiştirmemi ister misiniz? Biraz daha gideyim mi? Kalsın mı? Kalsın. Tamam. Kalsın. Şimdi ben sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Siz kartınızı alın. Bana göstermeyin. Kameraya kimseye göstermeyin. Sadece ezberleyin kartınızı. Evet. Evet. Şimdi. Kartınızı gördünüz. Gördük. Ne olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum. Vallahi bu sefer zorladınız hocam beni. Tahminim doğruysa ben buraya notumu aldım. Tek bir şey var. Küçük bir tüy almam lazım. Kırmızı bir kart mı, siyah bir kart mı? Siyah bir kart. Artık yazdık. Ne çıkarsa bahtımıza. Kartınızı gösterebilirsiniz. Evet. Şu kameraya mı döneyim? Bu sinek altı oluyor değil sinek mi? Sinek altı. Evet. Ben sineği yapayım hocam şöyle. Evet. Rakamı istediğiniz yere yazabilirsiniz. Tebeşiriniz var herhalde. Şimdi son kez bir kontrol edelim. Yakından alalım şöyle. Evet. İlk bir soru sormuştum ben size. Aklınızdan bir isim tutmanızı rica ettim. Bu isim bir erkek ismiydi ve Tuncay'dı. Hatırlarsanız küçük harflerle yazın dedim ben size. Neden? Ben büyük harflerle yazdım. Aradaki fark belli olsun. Yani bu makine değil. Hı hı. Tamamıyla yazılardan dolayı rahat rahat anlaşılsın diye. Neymiş ismimiz? Görebiliyoruz. Evet. Tuncay. Ardından prodüksiyondan bir arkadaşımız geldi ve bir sayı testine soktuk onu. 4, 5 ya da 6 basamaklı bir sayı istedim. Daha önce de söylediğim gibi 5 ya da 6 basamaklı değildi. Çok daha basitti. Tarihler daha kolay oluyor bu konuda. 1990'dı. Doğru mu? Ve son olarak onlarca İskambil kartı arasından sadece bir tanesini seçtik. Ve kartımız neydi? Sinek. Yalnız fark olsun diye ben yazıyla yazdım. Süper. Ama olmaz, siz bizim aklımızın ayarlarıyla oynuyorsunuz. Evet, ben mental oyunlarda böyle. Ama tekrar söylüyorum, gerçekten ne sihirdir ne keramet. Bu oyunda el çabukluğundan ziyade biraz tecrübe var. Akıllarına asla gerçekten zihin okuma gibi şimdi, bir şey gelmez. Ben aslında bu olaya biraz da sosyal sorumluluk gözüyle bakıyorum. Evet. Yani dikkatli olması gereken bir konu. Evet. Bazı ulusal kanallarda bazı yarışmalar var. Ve bu yarışmalarda bazı illüzyonistler çıkıyorlar ve gerçekten olağanüstü gösteriler yapıyorlar. Yani evet. Ama ben şuna da inanmıyorum ki şu gösterilerin çok daha üstünde gösteriler değiller. Mutlaka gerçekten hani bir ortam sağlamlığında söylediğim gibi inanılmaz şeyler çıkabiliyor. Tabii mutlaka bu işte sizin de söylediğiniz gibi ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu, marifet mantığını bugün Türk toplumunun bilmesi lazım. Çünkü o ulusal yarışmalardan sonra biz eğitim sektöründe olduğumuz için gerçekten çocukların gündemini oluşturan meseleler oluyor bunlar. Tabii. Ya işte nasıl yaptı? Akıllara takılıyor işte. Nasıl yani oldu? Bakın emin olun bizi izleyen 8-10 yaşında bir çocuk da bunu yarın okulda anlatacak. Ama şu iyi bilinmeli ki diye devam edelim isterseniz Gökhan Bey. Şimdi hakikaten yani bazı şeylerde biz tıkanıp kalıyoruz. Bazı şeyleri anlatamıyoruz çünkü sırrımız artık ortaya çıkar diye korkuyoruz. Ama belli bir sınırımızın dışında anlatmamız gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Yani yaptığımız şeyler, şimdi bazen benim akrabalarım da ya diyor Gökhan gel bir gösteri yap bize diyor. Mesela ev ortamında diyorum ki burada yapılacak şeyler var. Mesela onunla ilgili çok özür dilerim, bir izleyicimiz mail atmış. Seda Kervan, evet. Hangi ilden atmış bilemiyoruz. 5 yaşında kızımın doğum günüyle ilgili etkinliğine
katılmanızı istiyorum ısrarla. Tabii gösterilerde yapıyoruz, evet, özel gösteriler. Çünkü yapıyoruz. Bir ilgi. Özür dilerim, kesmek zorundayım. Estağfurullah. Evet. Şimdi her oyun her yerde yapılmaz. Ama eğer ortam sağlanırsa da öyle oyunlar yapılıyor ki gerçekten hani bazı yerlerde diyoruz biz tamamıyla yapılan her şeyin bir hilesi vardır. Bundan kuşkunuz olmasın ama şunu da unutmasınlar. Hilesini çözmeye uğraşmayın boşuna. Bu işi yapan birileri var zaten ve hilesini çözdüğünüz zaman onun o şeyde kalkacak. Hani tabiri caizse büyüsü kalkacak. Yani bu işten zevk almak istiyorsanız oturup izleyeceksiniz. Hilesini çözmeye kesinlikle. Yani, ama her oyununda bir hilesi var, bunu unutmasınlar. Yani ne kadar ciddi bir prodüksiyonla yapılmış olsa da bazen gidiyoruz gösterimize 2-3 asistan, bazen 6 asistan, 8 asistan gidiyoruz. Evet. Ciddi oyunlar oluyor ve bu ciddi oyunların çözülme ihtimali çok daha düşük. Yani fikir dahi üretilemeyen oyunlar var. Evet. Yani bu, tek bilmeleri gereken şey şu. Ne kadar inanılmaz gelse de aslında bunun arkasında yatan ciddi bir emek, harcanmış bir mesai var ve bu şekilde oluyor bunlar. Yani öyle bir şey olsa haşa peygamberliğini ilan ederdi bu kadar illüzyonist. Türkiye'de o kadar profesyonel illüzyonist var, 150'ye yakın. Hepsi şey yapardı, peygamberliğini ilan ederdi yani. Doğru. Şimdi dolayısıyla çocuklarımıza şunun altını çizerek söylemek istiyoruz ki mesela asistanını kesen kişilerden bahsediyorsunuz. Sevgili çocuklar, orada kutunun içerisine giren herhangi bir canlıya bir illüzyonist zarar vermiyor. Aynı şekilde tavşanlar, kuşlarla da. Tavşanlar, kuşlar hiçbir canlıya zarar vermiyor. Evet, öyle diyeyim. ve mutlaka ben bu mental oyun dediği biraz önce Gökhan Bey'in gerçekten aklımızın ayarlarıyla oynarcasına gösterisini yaptığı o gösteride de eminim ki bir sır vardır ve o sırrın ifşa edilmesiyle de zaten illüzyonizm sanatı yok olur. Onun için kimse bu sırrı merak etmek üzere zihnini yormasın diyoruz, değil mi? Evet. Sevgili öğretmenim işaret veriyor. Bir oyun daha yapalım ve programımızı o şekilde bitirmiş olalım. Tamam. Şöyle bir şey yapalım dilerseniz. Bugün de çok fazla şey getiremedik ama şöyle bir şey yapalım. Şimdi. Her şey kaybolur. Tamam. Evet. Bu konuda hemfikiriz. İşte süngeri aldı. Mutlaka bir yere saklamıştır. Vesaire. Ama bir tuz söz konusuysa nasıl yapacağız? Şöyle bir kontrol eder yani, misiniz? Gerçekten tuz mudur değil midir? Gerçekten tuz. Yani tadına da bakmamı istiyor musunuz? Yok. Şey yok. Evet. Yok, yok. Siz fark ettiniz. Şimdi şöyle yapalım. Ne taraf oynayalım oyunumuzu? Ortam. Evet. Şimdi ellerin boş olduğunu ilk önce görmeleri lazım. Ellerde herhangi bir şey yok. Hatta ben hiç yapmayacağım. Düğmeyi çözer misiniz? Evet, bir illüzyonistin düğmesi de gerçekten sıkı bağlıymış yani. Evet. Evet. Hiçbir şekilde benim hiçbir temasım olmadı ve ellerim tamammış. Hatta şu kaba bir yüzük, bunu da çıkartıyorum. Bunu çıkarmıyorum, sıkıntı olurum. Şimdi alıyorum. Evet. Herkes görmüştür herhalde. Evet. Şimdi bir maddeyi, toplu bir maddeyi havada tutmak kolay. Ama tuzu? Çok enteresan. Yani siz o binlerce zerreciyi nasıl... Evet. Evet. Bu da artık illüzyonun bayağı düşündüren oyunlarından biri. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin Gökhan Bey. Çok sağ olun. Yani, çok teşekkür ederim. Bizim milletimizin içinden bizim gibi birisinin gerçekten bu meziyetlere, bu maharetlere sahip olmasını biz gururla, sevinerek izledik. Ve önce eğitim izleyicileri de eminim farklı bir program, keyif aldılar. Evet.
Gerçekten birçok soruya da cevap veremedik sevgili izleyiciler. Kusurumuza bakmayın. Program sonrasında Gökhan Bey'e hangi adresten ulaşabiliyorlar? Facebook, Twitter ve Instagram'dan illüzyonist Gökhan Sanlı ya da www.ankaraorganizasyon.com.tr'den ulaşabilirler. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten akıllarda kalan bir program gayet oldu. Gayet keyifliydi. Ben keyif çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, yine bir önce eğitim programının sonuna geldik. Gökhan Bey tadını damağımızda bırakarak programı bitirecek. Şimdi biz önümüzdeki hafta yerel yönetimlerde eğitim öğretim faaliyetleri konulu bir program yapacağız. Yine haftaya saatler cuma akşamı 22'yi gösterdiğinizde evlerinize konuk olmaya geliyoruz. İyi bir hafta diliyorum, iyi bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.